Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki, bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ sebetun musibetun kâlu inna lillahi ve inna ileyhi râciûn. Vellezî huve yut'aymûni ve yeskîn. وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Ben 25. devada, lemadan 20. devayı okuyacağım. Devayı okurken sistemden biraz bahsedeceğim. Sistem nasıl çalışıyor? Bir araba, bir uçak, bir makinenin çalışma sistemini bilirsen ona göre tedbirini alırsın, kullanırsın. Mesela rüzgar geldiği zaman uçağı gene böyle götürürsen, rüzgara karşı yatırmazsan seni sürükler yani. Gitmek istediğin yere değil de o seni attığı yere atar. Vesaire. Şimdi sormak istediğinizi sorabilirsiniz mevzuyla alakalıysa. İnsanın daha çok dimağı nasıl çalışıyor? Sıkıntı niye oluyor? İnşallah onun şeyi olacak. Dimağın çalışma şekli. Ondan biraz bahsedeceğim. Ben ilk önce bir ruhtan bahsedeyim. Ceset-ruh ilişkisi. Odun kabul edin. Odun. Odunun içerisinde iki tane zıt yapı var. Duman ve nur. Tamam. Duman ve nur. Duman odun neresindedir? Orasında, nur da oradadır. Duman, odunun sağında, solunda, altında, üstünde falan değil. Her yerindedir. Mesela su bardağın içindedir. Bardak ayrı, su ayrı. İki ayrı bir birimdir. Odunun içerisine nur ve duman yok. İçi denilirse içi ayrı, dışı ayrı olur bunun gibi. Öyle değil ya. Yani. Odunun içerisi denmez. Odun iki zıt yapının dışa vuruşudur. Buzun içerisinde su vardır denmez. O zaman bardağın içinde su var gibi olur. Bardağın içinde su var, bardak ayrı, su ayrı. Peki buz nedir? Suyun sıfatıdır. Kar, dolu, buhar nedir? Suyun sıfatıdır. Şimdi odundan kasıt bedendir. Burayı anladık değil mi? Odun, duman. Mesela odunu yaktığın zaman biraz da genişleteyim. Odunu yaktığın zaman göz gözü görmez duman. Ama onun içine çıkan nur her tarafı aydınlatır, gösterir. Isı verir. Odun buradadır, 5 kilodur. Yaktığın zaman Fatih'in her yerindedir. Mekanı yoktur. Yani mutlak ve muhit olan bir şeyi bir sistemle buraya yerleştirilmiş. Oduna yerleştirilmiş. Şimdi burayı anladıksa, bir de şey söyleyeyim. Odunun içi karanlıktır. Ama nuru saklamıştır. İçinde nuru saklamıştır. Şimdi odundan kasıt bedendir. Odundan kasıt bedendir. Odunun içerisindeki dumandan kasıt nefistir. Odunun içerisindeki nurdan kasıt ruhtur. Tamam? Bir daha söyleyeyim. Odun misalimde kasıt, yani neyi kastettim? Bedendir. Odundaki nur ruhtur. Nefis ise dumandır çünkü örtüyor, gizliyor. Örtüp gizliyor. Veya bu misali, başlamadan sistemi anlatıyorum. Odundan kasıt dünyadır. Cennetten kasıt nurdur. Cehennemden kasıt dumandır. Odunun neresinde nur ve duman varsa dünyanın orasındadır ahiret. Hayatta ömründe hiç odunun yandığını görmeyene sen duman anlatabilir misin? Nuru anlatabilir misin? Hiç yandığını görmeyene. Hiç. Var ya bunun içinde böyle acayip bir şey. Karanlık ama nur çıkıyor. Bir anda her yerde olacak. Var yok olacak. Kafayı yiyor. Gidip de gelen mi var öyle bir şey? Olur mu öyle bir şey? Nasıl anlatırsın hiç görmeyeni? Odundan ki dumanı nasıl anlatacaksın? Bu var ya bu. Bunun içinde
odun. Bunun içinde öyle bir şey var ki çıktığı zane göz gözü görmez. Benle dalga mı geçiyorsun ya? Böyle bir şey olur mu? Nerede olacak? Bu o bir yerdeyken her yerde olacak. Kilosu varken çıkanın kilosu yok. Ya kardeşim, çıkanın kilosu yoksa bu kilo nereden geldi? Sormazlar mı adama? Odun 10 kilo geliyor, çıkanın kilosu yok. Odun bir yerde, çıkan hiçbir yerde değil. Öyle değil mi? Gözümüz önünde odun. Bu birinci misali. Sistemi anlatırken. İkincisi, buz. Buz ama su değil midir? Var mı itiraz? Buz ama sudur. Su ama aşık yoldur. Doğru. Enerjidir. Esirdir. Madde hayattır. Aynı hayattır. Akıl cevheridir. Ruh cevheridir. Nur-u Muhammed'idir. Bitti işte İsmail. Aynı yerde. Bir yere gitmedim ya. Yani. Aynı yerdeyim. Buz neredeyse su oradadır. Su neredeyse H2O oradadır. H2O neredeyse enerji de oradadır. Esir de oradadır. Madde de oradadır. Esma da oradadır. Su buza neyse Esma-i Hüsna'da mevcudatı öyledir. Bir daha söylüyorum. Su buza neyse, buzda su neyse sence, Esma-i Hüsna'da şu mevcudatı öyledir. Şunlar öyledir. Esma bu odunun masanın neresindedir? Buzun neresinde su varsa, bu su buzu ne yapmışsa, yani ilişkisinin seviyesini düşün. Peki şöyle diyeyim. Buzdan suyu söküp çıkartın. Buzdan suyu söküp çıkartın. Buz denen bir şey olur mu? Olmaz. İşte Esma'yı da çıkarırsanız, dünyayı da çıkarırsanız dünyadan, Esma-i Hüsna'yı, ahireti dünyadan söküp çıkarırsanız dünya böyle çöker. Dünya nedir o zaman? Ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Buz gibidir. Hafif kasırsan doğru aşarız. Kuantum fiziği gibi. Bittiği anda korkunç bir metafizik alemi başlıyor. Sistem bu. Şimdi gelelim kafa. Aynı buz gibi. Oho, bütün alemler burada. Vehim ve evhamdan bahsedeceğim. Asrın sıkıntılarını, şeylerin, dertlerin ve belası. Fakat duygu yönetimine inşallah katkı sağlayacaktır. 20. deva. En derdine derman arayan hasta. Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Bir kısmı hakiki, hakikaten elin kesildi. Sen düşünsen de düşünmesen ağrır. Hücre tahrip olmuş. Bir kısım hastalıklar var ki düşününce var oluyor. Düşünmesen yok oluyor. Böyle bir şey yok. Yani meşgul oluyorsun bir şeyle, iş yapıyorsun, hastalık denen bir şey yok. Vehmidir. Dima yapıyorum kafayı. Kafada, tıpta onun için çaresi yok. İlaç vermek zorunda. İlaç verdi. Çaremi yok. Devamlı uyuyor. Mutlaka ustadın dediğine gelmedikçe, onu esas almadıkça çözüm bulamayacak. Nedir o? Dimada 7 mertebe var. Kafada tek akıl var demiş. Ustad 7 mertebe vardı. Tahayyül. Soğan kabuğu gibi dışarıdan çıkıyorum. Tahayyül. Girmeyeceğim nedir bu ama kabataslak duyun bunu. Tasavvur, gir içeriye. Taakul, akıl burada. Tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Şimdi psikolojisi bozuk deniliyor. Psikoloji. Psiko, ruh demektir. Loji, ilim demektir. Ruh ilmi. Yani ruh. Psikolojisi bozuk, ruhu bozuk demektir. Gidiyor akla ilaç veriyor. İşte olmuyor burada. Adamın gözü ağrıyor, bağırsak kapını veriyor mesela. Bak psikolojisi bozuk demiyor musun? Psikolojisi bozuk. Akıl ile kapı veriyorsun. Uyuma kapı veriyor. Ruha vermen lazım ilaç. Ruha madde değil ki nasıl vereceksin? Ruha işte bunlar. Bu anlattıklarım. Belki uzattım, belki görüyorsunuz ama sistemi anlatmaya çalıştım. Dimağda böyle 7 tane birim çalışıyor. Abi nasıl çalışıyor? Bardak, buz, su. Aynı yerde, bir yere gitmiyorum ha, buradayım bakın. Buz, su, H2O, enerji,
esir, bir yere gitmiyorum. Madde hayat, aynı hayat, akıl ceberi, ruh ceberi, Nur-u Muhammed-i Esma. Aynı yerde bir yere gittim yok. Nasıl aynı, hakikat boyutu farklı olduğu için her şey her yerde. Şu kafada da öyle. 7 tane mertebem var. Aşağıdan yukarıya soğan kabuğu gibi en diş kabuğu tahayyül, ikincisi tasavvur. Burana sahip olursan vallahi dünyada cenneti yaşarsın. Duygu kontrolü diye. Şimdi Fransa'ya onun için gideceğim. Akıl ve duygu kontrolü nasıl olur diye bu anlattım ama tabii o bizim şeceri hilkati yansıtacağım inşallah. O tabii anlattıklarımı göstersem daha acayip olurdu. Yansıtıcı olduğunu bilmiyordum burada. Güzel oldu. Başka zaman da olur inşallah. Şimdi dimağa bu mertebeler var. Bunu bildin mi? He vallahi ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. İlacı atarsın çöpe. Atarsın çünkü niye? İlaç. Uyuyorsun. Uyuyorsun. Bu arada doğru bilgilere ulaşırsan düzelirsin. Eğer doğru bilgilere ulaşırsan istersen 70 sene ilaç hiç aynı olacaksın. Devamlı uyuyacaksın. Uyuyanın düzeldiğini nerede gözükür? Doğru bilgiye ulaşacaksın. İlim onu tard eder, ilaç onu tard eder demiyor. Cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gider. Ruhu güçlendirmek lazım arkadaşlar. Ama tanıman lazım ki güçlendireyim. Tanımadığın şeye nasıl güç vereceksin? Ne yer, ne içer? Evet, hastalık iki çeşittir. Birisi hakiki, birisi vehmi. Vehmi, hatırladığın zaman var olan. Ya herhalde sıkılıyorum ya. Tabii, iyi değilim. Bazısına rastladım. Ya hayret ya, ben bugün niçin hasta değilim ya? Bugün sıkılmadım ya. Ay, acayip bir şey ya. Diyen var ha. Düşünüyor. İnsan kötü olabilmesi için düşünmesi lazım. Kötüyü düşünmeden kötü olamazsınız. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demek. Kötü olmanız için bak şu lazım. Acaba ya ben hasta mıyım ya? Hayret. Kriz gelirse ne yapacağım ya? Gelmedi. Ya ben oraya gideceğim. Burada kimse yok. Hastane var mı ki? Bir şey olursa ben ne yapacağım? Evde tek kim ha? Kalp krizi vursa ne olacak? Hakikaten ya. Tansiyon. Böyle düşünmesi lazım. Kötüyü düşünecek zamanımız yok ki kötü olasın. Bir şeyi düşünmeden hissi olmaz. Durup dururken bir şey gelmiyor. Düşünmeden kendinizi kötü hissedemezsiniz. Siz hiç sığırın psikolojisi bozuk olduğunu gördünüz mü? Sığırın, çocuğun, delinin. Ha? Deli. Sokak. Ne kadar rahat. Dünyaya yüklemiş derdini. Akıllı olup demiş, dünyanın derdini yükleneceğime doğru, deli olup derdimi dünyaya yüklerim demiş. Zekiler dertli arkadaşlar. İntihar eden zekiler. Delilerin intihar ettiği yok. Ancak belki yuvarlanmıştır da onlar. Akıllı kullanmasa başına bela. Akıl bir alettir. 27. söz. 27. sayfa sözler. Ey derdine derman arayan hasta. Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise Şafii Hakimi Zülcelal küre arz olan Eczane-i Kübrası'nda her derde bir deva istif etmiş. Yani organlar bozuk olabilir, böbrek, dalak vesaire, elin, kolun, bacağın. Tamam, onu riayet edeceksin. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. İlaca tesiri şöyle şey, ben size bir örnek vereyim. İlaca tesir hakiki veren Allah'tır. Ona ait bir şey. Abi olur mu ya, ben içtim falan da oluyor. Bak. Şimdi bir televizyon düşünün. Televizyon. Biz televizyonla seyrediyoruz. Bu televizyon kutudur. Hapa benziyor. Şimdi biz biliriz ki, yani cahil 200 sene önceki bir insana diyelim, 200 sene önce, bu oynayanlar bunun içindedir. Değil mi? 200 sene önce insanlar radyonun içinde adam aramadılar. Ona nasıl konuşuyor, nasıl gülmüş ya? Bu konuşan radyodakiler çok ufak adamlar. Öyle diyorlardı.
Çok bakıyorlar, Allah Allah, doğru aklı, ses geliyor, konuşuyor adam. Hey, ne haber falan, iki de bir de söylese, ama beni ne görüyor ya? Korkma korkma dese. Öyle değil. Radyonun içine adam ya. Şimdi bakın, cahil adam radyonun içine adam der, televizyon içinde adam zanneder. Alim adam, bu işin alim adam, çanak anten uydudan alıyor, buraya veriyor der, değil mi? Yani bu ilaç hapa misal, burada gözükenler özelliğine, ne işlere yarıyor? Arkadan destek aldı Esma'ya misal. Arkadan destek almasa burada gözükmediği gibi, ilaca hasiyet vermezse Allah hiçbir değeri. Misal o. Uydudan misal Allah'tır. Çanak antenden misal insanın latifesidir, latife-i Rabbaniyesidir. Sen çıplak gözle bak, görebilir misin uyduyu? Göremezsin. Saç var ya demir, çanak anten, nasıl görüyor? Bir tanesi dese ki 200 sene önce, bu var ya bu, gözlerin görmediklerini görür. Kafayı yedi. Gözlerin görmediklerini. La bunu ne görecek ya? Gözü mü var? Çanak anten göz müdür? Nasıl görüyor onu? Hadi bir tane söyle. Gözsüz nasıl? Ateistler felsefede burada tıkanıyor işte. Göz yok. Nasıl görüyor? Abi sinyal. Ruhta sinyal alıyor işte. Her şeyi gözde arayanlar. Akıllar göz değilmiş. Çanak antenin çekti, gördüğünü kimse şüphe yok ki. Gözün görmediği uyduyu görüyor. Alıyor buraya. Nereden bileceğim? Bak çanak antene görürsün. Göremezsin. Yok orada da. Nasıl anlarız? Buradan kablo var. Ooo televizyonda var. Mekke'yi gösteriyor. Vay be. Hem de canlı yayın. Allah Allah. Adama bak karşısına gözüküyor. Hepsi gözüküyor değil mi? Ha, o kutudan maksat haptır. O şey de Esma'dır. Esma çanak. O getiriyor o kutuda gözükmesine sebep, yani oradaki biz biliriz ki içerisinin özelliği değil, dışarının taşınmasıdır. Hapa da bu hasiyet böyle takılmış. Dışarıdan almak meşrudur. Cenab-ı Hakk'ı haktan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerine uymak, esas geleceğim vehime, emniyeti bir ilaçtır. Hekim hazıklara uymak emniyeti bir ilaçtır. Yani Müslüman inançlı doktorlara uymak ilaçtır. Nedir o? Çünkü onlar olayı bildiği için, hatta mütedeyyin hekimi hazık, yani Müslüman işi bilen bir doktorun nafi, faydalı böyle bir nasihatı bin ilaçtan daha faydalıdır. Mesela şu anda doktorların çoğu sağlamı hasta ediyor. Allah Allah, şimdiye kadar nasıl yaşadın ya falan diyor. Hayda. Çoktan Allah Allah. 6 ayda bir kontrol edin. 6 ayda bir beslesi yapın diyor. Niye yapacağım kardeşim ya? Niye beslesi yapıyorsun ya? Zaten hastane kapısından geçerken hemen tansiyon atıyor yani. Yani hasta oluyorum yani. Hastane değil mi? Ne demek hastane? Şifane değil ki. Hasta yapılan yer demektir. Postane, posta yapılan yer. Pastane, pasta imal edilen yer. Hastane, hasta yapılan yer. Şifane değil ki. Oraya gittin zaman moralim bozuyor. Anlama gittin. Vesveseden başka bir şey vermiyor ya. Ha, ama işi bilenler hariç. Hekim-i hazık, bak. Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak emniyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar suyu istimalattan, perişsizlikten, israftan ve hatiyattan ve sefahatten ve dikkatsizlikten geliyor. Tek tek inceleyeyim. Hastalıklar nereden geliyormuş? Çünkü ekser hastalıklar su istimalattan, fıtratını yanlış kullanmaktan, sonra perişsizlikten. Su istimali böyle verebilir mi sanırım? Mesela her tarafta verebiliriz. Diyelim ki ilk önce başlayayım. 12'de yatman lazım. 12 ile 2 arası dinlenme sıvısı salgılanıyor. Sabahlara 1'lere 2'lere kadar internette olursan fıtratını su istimal edin. Cinsellikten şey yaparsan, ayda bir, 20'de bir ihtiyaç hakiki ise, her gün bir ihtiyaç böyle ihtiyaç hissetse, bu da israf. Yani suistimal, fıtratı. Ondan sonra vücuda taşıyamayacağı yükleri yüklenmek. Mesela şefkatini ve merhametini genellemek, kaldıramayacağı Allah'ın tasarrufatını kendisi altına giriyor, altına girip kainattaki tasarrufları kendi küçük ölçüleriyle çözmeye çalışıyor. Bu nedir o? Suistimal. Sonra perişsizlik. İsraf.
İsraf nedir? Maddi ve manevi verilen istidat ve kabiliyetlerini ifrat tefritten azade vasata kullanmaktır. Tamam. Sonra hatiyattan, günahlardan, sefaatlerden, mesela sefaata olan adam niçin gidiyor? Bir Müslüman sefaata gitmez. Niçin gidiyor? Bunun psikolojik sorunu şu. Sıkıntı var. Sıkıntısını bastırmak ve unutturmak için sefaata gidiyor. Günah günah olduğu için değil yani. Mesela televizyonu kapattığında sıkıntısı başlıyor. Onun için sabah çalar ve koltukta uyur. Bir sorun var yani. Niçin kapatmaya cesaret? Kapatamaz. Birisi yani işte bir sıkıntı var. Bastırması lazım. Dersini 10-15 dakika sistemi anlattım ya, dima nasıl çalışıyor. O sistemin çalışmasını bilmiyor. Bu sefer bunu rahatsız ediyorlar. Dima rahatsız ediyorlar. Dima rahatsız eden erva habiselerdir, cinlerdir. Kalbi rahatsız eden şeytandır. Şeytanın en büyük özelliği vesvese ne yapar? Varı yok eder. Yok var etmez. Mesela abdesti olana der ki abdestin yoktur. İmanı olanlara imansızsın der. Yani Allah'tan kendisi korkmaz, Allah ile korkutur ve tehdit eder. Mesela ben abdesti olmadığım zaman böyle bakıyorum. Abdestin var mı? Vallahi hatırlamıyorsan. Hatırlamıyorsan bakın. Abdestin var mı yok mu? Gidip abdest alıyorum. Ama abdestin var mı acaba? Vesvese ettiğim zaman almıyorum. Çünkü abdestli olduğuma delil vesvesedir. Vesvesem olduğu zaman almıyorum. Çünkü vesvese şeytanın imzasıdır. Senin abdestin var. Çünkü şeytanın işlevi odur. Psikolojisi o. Varı yok eder. Eğer bana vesvese gelmiyorsa demek ki şeytanın işine yarıyor. Şeytan tamam diyor. Niye benim şey yapsın? Mesela kafire gidip der mi şeytan? Sen imansızsın ha. İmansızlıktan korkutur mu imansızı? Korkutmaz. Peki imansızlıktan kim korkar? İmanlı korkar. Desem ki, hey arkadaşlar, kimin arabası var ya dışarıda, bir araba çalın desem. Alınıyor falan. Kim endişe eder burada? Arabası olan. Ben endişe etmem, benim arabam yok yani. İmansızlıktan imanlı korkar. Kendisi imansız, imansızlıktan korkutur. Kendisi cehennemden korkmaz, cehennemle korkutur, tehdit eder. Korkan korkutur. Bazıların da temeli budur. Şimdi şeytanın işlevi böyle çalışıyor. Bak bir daha söylüyorum. Şeytanın yapısı, işlevi varı yok etmektir. Kafada vehim var. Onun özelliği de yoku var etmektir. Yoku var eder. İşte 10-15 dakika onu anlattım. Vehim nasıl çalışıyor? Odundan, buzdan misal verdim. Vehim, dimadaki o 7 mertebe var ya, dışarıdan içeriye doğru. Eğer bunu bilirseniz ne ilaç kalır ne sıkıntınız kalır. Tahayyül, tasavvur, soğan kabuğu gibi, kabuk gibi. Dışarıda tahayyül, yani şekillendirmek. İkincisi gir içeriye, tasavvur. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, böyle. Ama tıba gidersen bu kafada tek akıl var. Oysa dinde akıl kafada 3. mertebede. Akıl bir alettir. Kontrol edebiliyorsun. Akıl bir alettir. Onun için Üstad diyor, Kur'an'da diyor, aklınızı başınıza alın. Ya akılun, taakkulun, efele tefekkerun, efele yetedebberun gibi ayetlerle niye düşünmüyorsun? Niye aklınızı kullanmıyorsun? Aklınızı başınıza alın vesaire. Demek ki hitap edilen şey akıl değil. Aklını başına al denildiğine göre akıl dışarıda. Akıl bir alettir. İşte eğer bu tasavvur, tasavvurdadır vehim. Ne yapar? Yoku var gösterir. Peki ne yapar? Erva habiseler bu sistemi oynatır. Oynatınca şu olur. Geçmişten elem, gelecekten korkular gelir. Geçmişten elem gelir. Elemin yönü geçmiştir. Gelecek işte ne yapmış? Onu din nasıl tamir ediyor geçmiş? Falan şu günahım var, şu kepazem var. Allah Allah falan, ama çelik gibi değil ki. Allah tövbe sistemini getirmiş. Yani psikolojin düzelsin diye tövbe ediyorsun. Gelecekten korkular var. O zaman ahirete imanında yakınıyet fazla yok. Ne endişe diyorsun yani? Biraz önce dünya ahiret ilişkisini anlattım. Ne kadar da kolay değil. Yani sen eğer zahirde gözüktüğü gibi hayal edersen mezarı, durumun iyi değil tabii. Öyle değil yani. İşte buzdan misal verdim. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Odunun neresinde nur varsa
dünyanın orasındadır cennet. Odunun neresinde duman varsa cehennem orasındadır dünya. Yani dünya. Şimdi dünyadan kasıt odundur. Odun. İki zıt yapı barındırmış. Dünya da böyledir. Cennet ve cehennemin yapısını sistemin dışa vuruşudur. İki zıt. Cennette, ahirette ise cennet, cehennem ayrışacak. İkisini cem ederseniz dünya olur. Yani odun gibi olur. İki zıt cevheri içine çekmiş. Yaktığın zaman oduna ne oluyorsa ruh da çıktı. Zaman ne oluyor işte. O kadar kolay yani. Zor bir şey değil Müslüman için. Çok da kolaydır, çok da hoştur. Şimdi size bir şey anlatayım. Kürsüye çıkan insanım ha, böyle medreselerde yapan değil mi? Yurt dışında camilerde vazife yapıyorum Diyanet'in camisinde. Size bir halimi anlatayım. Moralim bozuk olduğu zaman, ki benim arkadaşlarım da çoğusu öyledir. İmamların yani. Biz yurt dışında hele hele Ramazan teravih imamlığı yapıyoruz. Yani çoğunuz beni tanırsınız. Moralim bozuk, kürsüye bir çıkıyorum. Hanımdan bundan kafayı taktımsa artık ne önüme geliyorsa herkesi cehennem falan tehdit. Allah ile, sanki Allah haşa, Cumhuriyet Savcısı böyle. Cehennemle tehdit ediyorum. Para toplayacaksam cehennemle tehdit ediyorum. Tamam mı? Namaz kılacaksa cehennemle tehdit ediyorum. Allah ve din deyince hemen korku başlıyor insanlara. Ya. Yani sevgi olmuyor. Sonra bir gün moralim güzel, tamam mı? Havam iyi, fiyakam yerinde. Kürsüye çıkıyorum, herkesi cennete koyuyorum. Ulan din hangisi din ya? O mu bu mu? Benim moralıma mı bağlı bu din yani? Senin sistemini alt üst etmiyor muyum moralim bozuyor? Allah'ını seversen ya. Gelen çıkan, kürsüye çıkan Allah ile tehdit ediyor. Cehennemle tehdit ediyor. Yanacaksınız, yapacaksınız. Ya hiçbir sevgi yok ya. Hiçbir sevmiyor bizi ya. Bak mesela aynı şeyi iki şekilde anlatayım. Oğlum, ekmeği ayakta dolaşarak yeme. Allah seni cehennemine koyar. Diyeceğine. Yavrum, oturarak ye, seni Allah cennetine koyar. Aynı şeyi söylüyorsun. Acayip bir şey ya. Allah deyince bir korku başlıyor ya. Hocam diyor, ben seni görünce mezarlık hatırlıyorum. Çünkü hep böyle anlatılmış ya. Ya Allah sevilen bir şeydir ya. O kadar hoş ki ya. Korkmayın başka bir şeylerden diyor ya. Korkacaksan benden kork. Ben de sana sevgimi veriyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. İfrat-ı haf, ifrat-ı korku ruhu çökertir. İfrat-ı muhabbet ruhu inşa eder. Ya yerinde kardeşim ya. Gelen kürsüye çıkıyor, biz öyleyiz. Çıkan bir şey bana toplayacak, tamam mı? Cehennemle tehdit ediyorum. Allah ile tehdit ediyorum. Sanki Allah Cumhuriyet Savcısı. Acayip bir şey. İnsanlar bir Allah deyince bir korku geliyor ya. Allah bizim için nedir deyince bakın bakayım ne sıralayacak, ne yazacak. Allah öyle değil ya. Allah sevilen değil. Hoştur ya. Tövbe estağfurullah. Böyle sarılması sevesi geliyor ya. Acayip bir şey ya. O kadar hoş bir şey değil. Ya ben çok hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor ya. Allah kadar güzel bir şey ki ya. Elhamdülillah. Devam. Mütedeyyin hekim elbette meşhur bir dairede nasihat eder. Vehme geliyor şimdi. Ve vesayada bulunur. Öğütler verir. Şimdi öğüt deyince narkoz gibidir. Mesela en kaliteli doktor, en kaliteli ilaç verse sen inanmasan hiç faydası yok. Mesela konuşmanın nasıl narkoz olduğunu anlatayım. Babaannem vardı 108 yaşında. Dedi ki oğlum başım çok fena ağrıyor. Kaç günden beri ağrıyor. Babana aspirin iç dedim ya, bana aspirin verim. Ya oğlum sen ne anlarsın dedi ya. Doktora gitsene sağlık hocam. Bir şey söyle, bir şey versin. Günlerce başı ağrıyor. Bak kelama bakın. Nasıl sihir. Hani ağzından düşünceler kelama dönüşene kadar şu sistemin çalışmasına bakın. Kelam denilen ne kadar acayip bir mucizedir. Meylediyorum. Hissediyorum. Fikrediyorum. Duygularımı, hislerimi, fikirlerimi katıyorum. Sese dönüştürüyorum. Bu nasıl bir şey? Hani bu süreçte hiçbir methalim yok. Yalnız konuşmak istiyorum o kadar. Şu sisteme bak ya. Kelam sıfatına bak. Mucize yani. Bak bir şey anlatacağım. Peki gittim doktora. Doktor dedi ki birkaç yaş. Evet tamam. Hani eskide şey olurdu ya böyle C vitamini atıyorsun da gazoz girip yukarıya çıkıyor. Değil mi? Hani var ya böyle gazoz. Santoz. Ha santoz mu ne?
Dedim ki babaanne, bir ilaç verdi, iyi ki gönderdin beni. Yok bir yerde. Sibbu. Kutu bile yok. Bir tane gönderdi. Nasıl bir şey? 20 gün, o en az 10 gün hiçbir şey olmuyormuş. Bu nasıl bir şey oğlum dedi ya bu. Baban dedim ya, kutu bile vermedi, bir tane bu. Bak camlı olacak. Camlı şişede. Babaanne yiyince içince nereye gidiyor mide? Bu öyle değil. Buraya gidince direkt kafaya gidiyor. İçiyorsun çıkıyor yukarıya. Nasıl olur oğlum dedi o. Koy bardağı koydum. Gitti ya. E bardakta yukarıya çıkan burada da çıkmaz mı yukarı? Anlattım ben. Bunu bir kere inandırdım. Attım, içti. Birkaç dakika sürmez. Baktım odadan geliyor. Dua ede ede geliyor. Oğlum hiçbir şeyim yok. Doğru mu? Doğru. Çünkü sihirdir kelam. İnşa et. Nasıl inanırsanız en aynı zenni abdibi. Allah sana öyle muamele ediyor. Kelamda sihir var. Dolayısıyla gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden ne içeri giriyorsa hayatlanıyor. Televizyondan, müzikten. Ne giriyorsa adam aynı onunla aktif oluyor. Mesela batsın bu dünya, kendim iyi değilim, kötüyüm. Müzikleri dinlerken kendini güzel nasıl hissedeceksin? Almanya'da bir yerde imamlık yapıyordum. Böyle bir adam nehre uçtu kasten. İntihar etti araba. Onu arabayı çıkarttılar da böyle. Hastanede ben pastörüm yani hoca. Bana teslim ediyorlar. Ben de ailelerine. Ben merak etmiştim. Biraz da bir şeyimiz var. Düşünce şeyimiz. Dedim ya bu arabada bu adam ne çalıyordu diye merak ettim. İntihar eden adamın arabasına ne çıktı diye. Çok memnunum. Müziklik var ya bu adam ne... Her şeyi verdim, ailesi hala bilmiyor. Ben teybin içine çıkanı vermedim. Teybden bir CD çıktı. Polis çıkarttı ya şeyden. Nehirden. Ne çıktı? Gittim lojmana. CD bilgisayara taktım. CD'de ne çalıyor biliyor musunuz? Batsın bu dünya. Batsın bu ne? Ulan hakikaten bu çocuk, bu delikanlı bunu dinledi ve hakikaten nehire battı. Orhan abisini dinledi ve battı. Öldü. Hasan abisini dinleseydi belki bugün yaşayacaktı. Neyi dinliyorsanız o oluyorsunuz. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Şaka anlatmıyorum. İçeriye giren her şey menfi veya müsbet malzemedir, benzindir. Aktif ediyor, çalıştırıyor sizi. Bak babaanneme bunun misalini verdim. O adamdan müzik misalini verdim. Sizi eğlendirmek için vermedim misali. Çünkü ne düşünüyorsanız, ne içeriye sokuyorsanız, neyi kokluyorsanız, osunuz o anda. Onun içindesiniz. Yani gıybet eden, kötü şey yapan, siyaset konuşan, siyasete dönüştüren buraya. Kim kendisini güzel hisseder ki? Allah aşkına haberi dinleyip de kim böyle yaptı? Of be, iyi ki haber dinledim ya. Kendimi ne kadar güzel hissediyorum ya. İyi ki dinledim ya. Diyen var mı? Herkes moral bozuk çünkü niye? Hep olumsuzlukları anlatıyor. Ne anlatıyor biliyor musun haberlerde? Antalya'dan kalkan sinek, Mersin'e giderken kanadı kırılmış. Onu anlatıyor. Ama Bingöl'de bir fabrikatör 100 kişiyi doyurmuş, açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş, onu anlatmıyor. Hem bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani nerede olumsuz uydurmalar anlatılıyor ta ki moralimiz bozulsun diye. Onun için Üstad Hazretleri siyasetten uzak durun diyor. Değil mi ya? Hiç böyle oldu mu? Haberi dinledikten sonra falan iyi ki dinledim ya. Ne kadar rahat oldum ya. Of be. Diyor musun? Demiyoruz. Peki. Yani bir daha söylüyorum. İçeriye gözden, kulaktan, burundan, dil ve elden ne giriyorsa içeriği canlı tutuyor. İçerisinin malzemesidir. Yani filmin film şeklinde kalmıyor. İçeriye girdi mi orayı oynuyor, oynatıyor. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, bir diyor yansıtıcı bir dağ düşünün. Allah dedin, Allah 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 Allah. Dağ ya, dünya böyledir diyor. Neyi diyor gönderirseniz size o gelir ama zamanı gelince ben aktif eder. Mesela diyelim ki bugün saat 2'de bir sıkıntın, Allah bilir geçmişte neyi seyrettiğinin enkazıdır, dışa vuruşudur. Mutlaka dışa vuracaktır o. Denize düşen sahile çıkacaktır o. Ve sayada bulunur, suistimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta, o vesaya yani o öğüte, o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Şimdi vehme geldim. Ondan sonra bitiriyorum. Bir şey sorabilir miyim? Sonra.
suretlere baktığımızda içeri bir şeyler atıyoruz ya. Evet, atıyorsun. Suretlere baktığımızda hoşumuza giden şeyler var. Heh. Efsane olan. Onu da engelleyeceğiz. Şimdi bak. İçeri bir kere şu mantık şu. Seyrettiğin orada kaldığı gibi kalmıyor burada. Hani derler ya, içki diyor la teşbih ve la temsil, şişede durduğu gibi durmaz. İçeriye girdi mi, hayatın içine giren her şey hayatlanıyor. Mantığı bu. Suyun içine elimi sokarsam ıslanır değil mi? Suya atla, ıslanırsın. Diyebilir misin ki ben ıslanmıyorum? İstisnalar hariç, o da mucize olur. Veya ağzıma şekeri koydum. Lezzet almak istemiyorum. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi arkadaşlar, hayat diyor, hayat bir makinedir. Ustad öyle diyor. Hayat makinesi. Suretler bizim tahayyülümüzü, diman şu en dipteki, en soğan kabuğunun dışındaki birimi, sistemi aktif ediyor. Yani illi kendi cinsinden değil, ona benzeri de aktif ediyor, oynatıyor. Onun için namazda geliyor, oruçta geliyor, tamam mı? Mesela diyelim ki tuvalette İyi şeyler düşünmeyin. Kötü de düşün. Hiçbir şey düşün. En iyi şeyler tuvalette geliyor. En kötü şeyler de namazda geliyor. Ya demek ki başka bir birim çalışıyor. Baktığımız şeyden anlatacağım. Canlık olarak silemez miyiz onu? Anlatacağım, oraya geliyorum. Yani bir kere içeriye gireni canlandığını anlatıyorum. İçeriye giren o film, film olarak kalmıyor. Burada her şey canlıdır ve ruhludur. Her bir bilgi. İşte bir bilgi attım değil mi babanın? Nasıl canlandı? Veya bir işlemiş anlatıyorsun, kendisini çok kötü hissediyor, iki kelam ediyorsun, düzeliyor değil. Veya bir kötü haber mideye vuruyor değil. Veya morali bozuluyor, kötü bir haber. Aynı bunun gibi, ha, bu içeriye giren böyle. Şimdi içeriye girdi, bir sürü enkazlar der girdi. Hele hele şimdiki televizyonlarda ve radyolarda 25. kare kullanıyorlar. Bunun mahkemesini gördüm, beni mahkemeye verdiler. Beni mahkemeye verdi, televizyonlar mahkemeye verdi. Her televizyon, evet her televizyon, NASA mahkemesini görmüşüm. Her televizyon 25. kare kullanıyor. Yani 25. kare biliyorsunuz değil mi ne oldu? Yani bilmeyen var mı? Elini kaldırsın. Ha bak, o zaman kısaca. Bu gözün özelliği şu. 24 tane bitişik kareleri bir anda tek kare olarak görür. Şöyle bir elimi, bir kare diyelim. 24 tane böyle resimleri gözün görme kabiliyetinden daha hızlı. Yani 24 tane resmi. Gözün görme kabiliyetini daha hızlı çevirirsen canlı zannedersin. Yani şu lamba, ampul saniyede 60 defa yanar söner. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için drr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 
Ama gözün görme kabiliyetinden hızlı çevirirsen canlı gibi gözükür. Ama gözün özelliği şu. 24 tane parçayı tek parça görür. 25'e eklersen göz onu görmez. Ama o gördüğünle beraber musamalı aldık içeriye, o 25. kare de şuur altına gider. Dolayısıyla reklamlarda istisnasız hepsinde menfi veya müsbet koymuş. Mesela bir tanesini söyleyeyim, mahkemem verdiğim Coca-Cola'dan mahkemesini verdim. Coca-Cola'nın her reklamında 24 tamam. 25.'si çırp çıplak kadındır. Ve onu seyredince reklam pat diye, peki ne işi yapıyor? O 25. kare olan o şuur altına gider. 24'ü şuurda kalır. Aşağıya iner ve içeriye girdi ama ne girdiğini bilmiyorsun. Peki eylemsel olarak nasıl yansır bize? Coca-Cola her içende cinsellik dürtüsü gelişir. Cinsellik hatırlar. O dürtü çok aktif olur. İçeri girdi ya hap. Başka bir tane örnek vereyim. Marketlerde dın 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 müzik çalıyor zannediyorsun. Oysa senin duymadığın 0.10'da 3 ile 0.10'da 7 lambda arasındakileri duyarız. Onun üstündeki ve altındaki lambda yani megahertzleri duymayız. Onun altında bir ses var ama biz duymuyoruz. Onun altına şunu koymuş. Al, 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 almalısın, almalısın, almalısın. İhtiyaç, 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 ihtiyaç. 1 liralık ben koli bantı için gittim. 63 lirayla zor çıktım. Bildiğim abi. Kurtulamadım. Beynime bildiğim abi. Ulan dedim Allah ne koyuyor. Al, al, al diyor. Mutlaka kapattım ama 60 lirayla zor kurtardı. Şuur altına gönderiliyor. İşte ne yapacağız? İçeriye girdi. Bir, adım atacağız. Ben günahtan bahsetmiyorum. Günah denilen bir şeyin fiziksel olarak olumsuz negatif bir enerjidir vücutta.
İman mahluktur, hakikati, mahiyeti değil. Yani enerji yayıyoruz. Ne düşünüyorsak biz gözümüz görmüyor ama bu dalgalar yayılıyor. Şeytanı da görmüyoruz. Radyo dalgalarını da görmüyoruz. Neyi düşünüyorsanız dalga yayılıyor. Anlıyor musunuz? Günahın bedensel boyutu olumsuz negatif enerjidir. Mutlaka aktif ediyor. Ustad 13. lemada fena madenleri işlettiriyor günahlar. Günah da bir parçacıktır, yani bir resimdir. O girince ne yapacak? Aktif edecek. Ha, onları tövbe ve istiğfarla. En azından şu dersleri dinleyeceğiz. Ha, ben şu açık saçık veya şu televizyonlarda ben günah bir tarafa, günahtır deyince bir kimse pek aldırmıyor. Günahsa yani falan. Ama şu televizyonlarda 25. kare kesinlikle kullanılıyor ve içerisinde arasına koyuyorlar. Giren o olumsuz resim 25. kare senin fena madenleri aktif ediyor. Fena madenler erbaa gayri taybe var, mevadi şerire var, şeytan var, cinler var. Dan, tam, han, tam, test. Bunlar var. Aa, bir ilk defa duydum. Tabii ilk defa. Her nevden 1000 tane çeşit var. 6000 çeşitin hulasası 18000 alemin cemidir insan. Onlar aktif ediyor. Şeytan var mı yok mu? Uyuyor mu şeytan? Şeytan uyumaz arkadaşlar. Şeytan var mı yok mu? Kanımızda dolaştığı gibi dolaşır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. E ne yapacak bu adama? Malzeme veriyorsun. Aktif ediyorsun. Ha, giren, ben günahtan bahsetmiyorum. Giren resim kesinlikle menfi veya müsbet içeride işlevi var. İşletiyor. Olumsuz enerji getiriyor. Yani enerji. Mesela su içiyorum. Bak su. Şimdi bak elim ayağım oldu. Enerji oldu. Ha, bunun gibi aynı. Resimlerde elbette ki bu şey değil. Bu kolumu bacağımı hareketlendiren enerjinin kaynağı tasavvurdur. Tasavvura malzeme oluyor o resimler. Orayı aktif ediyor. Yani bakın, düşünceler hisleri aktif eder. Hisler duyguları aktif eder. Duygular sinirleri aktif eder. Sinirler kasları hareket eder. O da eylem olur. Birbirini aktif eder. Nasıl? Buz. Buz ama su. Su ama aşikyo. Aşikyo ama enerji. Enerji ama esir. Esir ama maddi hayat. Aynı hayat. Akıl cebeli, ruh cebeli. Esma. Hepsi bak, esma burada ya. Aynı bunun gibi, bunun içerisine yapacağım bir müdahale hepsini etkiler. O zaman nasıl yapacağız o resmi? Tövbe edeceğiz. Tövbe nedir? Adım atmaktır. Tövbe estağfurullah, ondan sonra yine estağfurullah. Değil ki öyle. Adım atacağız, muhatap olmayacağız. Yani günahtan manasında değil. Günahtan mağda itikada bakıyor, sağlamlığa bakıyor. Hani onu dünya ve ahirette gözüküyor. Ama bakın, haram resimler ve sesler veya suretler adınız gibi vallahi böyle aktif ediyor, oraları canlı tutuyor, benzin oluyor. Olumsuz duygulara, kaslara sebebiyet veriyor. Hasan abi, biz şimdi eşarpçıyız. 100 tane kız geliyor adam akşama kadar, eşarp açıyor, eşarp kapatıyor. Sesiyle muhatap, görüntüsüyle muhatap, ne yapak, eşarpçılığı mı bırakak yani? Şimdi eşarpçılığı para kazanmak için yapmak zorunda mısın? İşimiz bu. Ya işin başka işin olacak demek ki, rahatsız oluyorsun. Eşarpçılığı bıraktım. Baya. Bak, hem şoför mali hem 5 lira, öyle mi? Ne yapmak, inşaat işi falan. Yok, şey yap. Oraya kızı geçir. Kız, kıza yani, bak daha iyi. Yani, yani oraya tezgahtar bir tane tezgahtar, erkeklerle muhatap olmayacak reyon, zaten kızların, kadınların girdiği bir yer. Kadın koy tezgahtar, sen de orada muhatap ol. Maç ekmek katında ol. Yani senin haram işlemen için her dünyayı kazanmayı esas alacağım pergeli. Ondan sonra tamam mı? Bu pergeli bu merkezde döndüreceğim. Kendini bu dünyada nasıl koruyacağını bilmem. Ama kendini korumanla vazifelisin. Seni sen koruyacaksın. Değil mi? Ruhunu korumayla vazifelisin. Nasıl koruyacak? Onun sen çaresine bakacaksın. Merke ben sistemi anlatıyorum. Yolu tarif ediyorum, sen yürüyeceksin. Nasıl yürüyeceksin? Yürü. Yani o kadar senin gibi insanlar var ki yani bu tür şeyler zaruret değil ki haramı helal yapsın. Biz de çalıştık. Biz de içtimaiyattan geldik. Benim de tezgahım vardı pazarda. Ben de Türk Hava Yolları'nda çalıştım. Benim de servislerde çalıştım. Yani olayı ben de biliyorum. Ama
bir şey yapmak için ilk önce merhametli kendine olacaksın. Kendine saygılı olacaksın. Kendine yatırım yapacaksın. Kendini koruyacaksın. Sen kendi ruhunu korumasan kimse korumaz. Yani madem ruhunu böyle ki veriyor, ruh esastır. Şimdi sen maddiye esas alıp ruhu kale almasan bedelini ödersin. Yani ben bakın haramdan bahsetmiyorum. Yani haram denilen dindeki kavramın bedensel yansımaları olumsuz enerjidir. Haramın kabirde mesela diyelim kelam, farz bir şey. Kur'an okudun mesela diyelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunun dindeki karşılığı sevaptır. Bedendeki karşılığı pozitif enerjidir. Enerji aktif oluyor. Kabirdeki aynı ayetin kabirdeki karşılığı nur ve gıdadır. Aynı bu ayetin haşirdeki karşılığı senet ve berattır. Sırat da buraktır. Ahirette hakikattır. Aynı şey. Ne demektir abi ya, nasıl olur? Mesela bakın kalbimde mana çıkıyor. Şöyle diyeyim. Ben oturmuşum, uslubum var. Elim, ayağım, kolum, bacağım oynuyor. Bunun içerisine sesim var. Sesin içerisine dimağım var. Dimağımın içerisine vicdan var, kalp var. Sizi gönderiyorum. Sizin kulağınıza girince zar bozulmuyor. Değil mi? İçeriye giriyor, döllüyor. Ondan sonra yapılandırıyor. Sen de birisine anlattığın zaman o ölü gönül diriliyor. Meyrem oldu. Meyremden kasıt dimağdır. Zar bozulmadı Meryem. Vahiy geldi. Cebrail kulağı bozmadan dönledi. Dönledi İsa'yı. İsa sonra Meryem doğurdu İsa'yı. Geçti karşıya adamı, ölü gönülleri doğurdu. Yoksa tarihin derinliklerinde İsa ararsan ben ne yapayım? Başkasının kitabını niye okuyayım? Meryem'den kasıt budur. İsa dima yapılandırmasıdır. İsa Ruhullah, Kelimullah Musa, Safiullah Adem. Bak görüyor musun? Hani kendini koruyacaksın yani. Kendini, çünkü bir daha gelmeyeceksin. Senin bir defa şu kolunun hareket etmesi için Allah lazım. Ha? Yani bu sistem o kadar acayip bir sistem ki nerede bulacaksın bunu? Şöyle diyeyim de geçeyim konuma. Şu anda yerin altında milyonlarca insan var. Diyor ki ya Rabbi, Ebu Cehil başta, ne olur bana bir dakika mühlet ver. Yalvarıyor. Bir dakika. Merak ettim niye? Ben bunu rüyada gördüm. İnleşiyorlar böyle. Bir dakika ne olur. Çünkü bir dakika gelince şunu yapacakmış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sonra günah kadayansa dönecek. Onun yalvarıp da yakarıp eline geçmeyecek bir dakika şu anda sende var. Milyarlarca, milyonlarca insanın yalvarıp da eline geçmeyen dakika şu anda sende var. Var mı yok? Var. Arkadaşlar ruhu alidir. 18 bin alemin hulasası, camiasıdır, haritasıdır, ruzlamesidir, takvimidir. Nerede bulacaksın bunu? Kendini koruyacaksın. Yani odunun içerisindeki duman nefsin işlevi, odun içerisindeki nur nasıl ki ruhu anlatıyor. İki yapı, bak benim nefsim, benim ruhum. İkisi de farklı olan, bak diyor, bak bak olma, tam bir fırsat diyor. Manyağın birisi bu ne konuşuyor bak bak sen. Bu diyor ki olur mu ya falan, doğru söylüyor. Bu diyor ki tam şey, iki tane zıt yapıyı göreceksin. Yani sistem benim gömleğim, gir içeriye benim atletim. Bak benim atletim diyen atlet değil. Gir içeriye benim bedenim, benim aklım, şey benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. Ruh bile mahluk. Ben denilen şey ruhun arkasında. Benim takkem. Bu masadakiler benim. Neye benziyor? Lehül Esma'yı Hüsna. Bütün isimler Allah'ındır. Yani isim Allah değil. Masadakiler Hasan'ındır. Hasan değil. İşte bu sistemi bildiğin zaman kendine değer verirsin. Değer verince de yatırım yaparsın. Yatırım yapacaksın. Dimağına yatırım yapacaksın. Dima neyle çalışır biliyor musun? Onu da diyeyim. Dima terklerle çalışır. Kalp eylemlerle çalışır. Terk demek hani haramları terk etmek. İçkiyi terk etmek. Yanlışları terk etmek. Dima böyle çalışıyor. Kalp ise ela bi zikrillah etmeyenin kulu. Bütün kalpler eylemse eylemle çalışır. İbadetle çalışır. Zikirle çalışır. Yani zikir derken ilimdir.
Evrat'tan başlar, ta ilme kadar gider zikrin sistemi. Yani sistemi anlatıyorum. Kalp eylemle çalışır, dima terklerle çalışır. Terk. Ondan sonra ilim geliyor. Şimdi ikinci temel hastalık demi hastalıklardır. Ona ait birkaç tane bir şey de bahsedeyim, ondan sonra keseyim. Vehim neredeydi? Dimağdadır. Özelliği şudur. Elime bakın. Yoku var ediyor. Yoku var ediyor. Kalpte şeytan çalışıyor. O varı yok eder. Sisteminden örnek verdim. Şeytan varı yok etme üzerine kurulmuş psikolojisi. Nedir o? Abdesti olana abdestin var mı der. Geldiği anda altına şeytan imza atıyor. Senin abdestin var demektir. Vesvese var olduğunu gösteriyor. Tamam. Adamın işlevi bu. Mesela imanın var mı? İmanın gitti. Halis bir imandır. Çünkü kafir imansızlıktan korkmaz. Çünkü yok ki. İmansızlıktan korkan imanı olandır. Abdestim acaba var mı diyen abdesti olandır. Abdestin yoksa şeytan sana dokunmaz. Aptal değil. Geri zekalıdan şeytan olmaz. O zaman şeytanın sistemi, şöyleme bakın, varı yok etmeye çalışır. Ne vesvese geliyorsa tam tersine. Bakın ben kendimden misal verdim. Bir tane camiyi anlatayım ben size. Gelingen'de imam, arkada koca cemaat var. Lojmandan çıktım. Adam yok. Cemaate geçtim. Sünneti kıldık. Farzı kıldırdım. Adam yok. Teravih kıldırdık. Son sünnet. Salatı vitir kıldık. Şeye geldik. Teravih de bitirdik. Salatı vitirdeyiz. Hem de iki veya üçüncü rekattayız. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Senin abdestin yoktu diyor. Ulan Firavun niçin benim abdestim yok diyordu. Benim dindar olmamı istiyor. Abdestsiz kılmamı istemiyor. Değil mi? Peki o zaman niye lojmanda demedin? Sünnette demedin. Farzda demedin. Teravide demedin. En dipte. Ne dememi istiyor? Esselamu aleyküm. Cemaat benim abdestim yoktu biliyor musun? İkinci kattan sana aşağı atarlar acaba. Ha burasına gelmiş adam yemek yemiş. Sen diyorsun yeni başta. Dalga mı geçiyorsun? Peki ne yaptın ben? Ben zaten her zaman abdest alınmaz ki. Abdestsiz de olur. Baktı ki benden daha serseri. Ne diyecek? Ama şöyle yapsaydım. Hakikaten mi ya? Abdestim gitti mi ya? Allah Allah. Ne zaman olur? Hah tuzağa düştüm. Vesvese mi gitti? Benim için vallahi altına imza atıyorum. Vesvese geldi. Size olduğuna dair ben altına imzamı atıyorum. Mesuliyet bana ait. Vesvesenin sistemi bu. Adama sordum bir akşam ona. Ya dedim senin niye bize saldırıyorsun? Ne istiyorsunuz dedi. Sen benim psikolojimi biliyor musun dedi ya. Adama sordum diyorsun abi. alışkanım ama bilmeyenler var. Adam kim abi? Şeytana dedim ki ben senin akrabanı öldürmedim. Gebertmedim. Bir şey yapmadım. Alışverişimiz yok. Aynı şeyi yapmıyoruz. Niye bana bize düşmansın? Sen dedi benim psikolojimi biliyor musun dedi. Yok dedim. Ne bileceğim senin psikolojini? Bak dedi. Sana bir soru sorayım. Sen dedi ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle garanti cehennemde ol gireceğini bilsen, cehennemi de görsen senin psikolojin nasıl olurdu dedi. Ben garanti cehennemliyim, ayet var dedi. Garanti cehennemliyim, hadis var diyor. Benim psikolojim nasıl olurdu dedim. Peki dedim sen bunu tercih ettin. Sen bunu tercih ettin. Peki ben de ne istiyorsun? Sizden dolayı oldum dedi. Dedim geri dön. Sistemim çalışmıyordu. Benim sistem öyle çalışıyor. Ne zaman gördüm biliyor musun? Böyle adamı anlatınca bu şeytanın sistem nasıl çalışıyor? Ben hepten realiteye indirdim bu adamı. Adam haklı ya. Adam biraz haklı ya. Şimdi soruyorum ben, size soruyorum. Onun sorusunu size soruyorum. Garanti haşa tövbe. Ayet-i kerime ile sen cehennemlik olduğunu bilsen, şu anda olmaz, şu anda elim almasın. Yatakta tek başına akşam kalmadan, sakın düşünme. Ulan garanti ben cehennemlik olsam ne olur? Ayet-i kerime var. Ey Hasan sen artık cehennem. Ne yapardın lan? Böyle insan çıldırır. Ne demek çıldırır ya? Ümitle yaşıyoruz Allah'tan da yani bu haldeyiz. Ümitle yaşıyoruz değil mi? Ahiret ümidi. Allah bizi seviyor, biz de seviyoruz. Sevdiğin alametler var, namaz falan. Ahirete bir ümidimiz var. Onun için hayatımız bu yani. Garanti cehennemlik olsa insan yaşayabilir mi ya?
Adamın sistemi böyle çalışıyor. Ha, sistem o zaman varı yok üzerine kurulmuş. Varı bozmak üzerine kurulmuş. Ben de bozacağım diyor. İmansız, imansıza acaba senin imanın var mı ya? İmansızlık çok kötüdür ha falan der mi? Allah seni yakar ha demez. Öyle bir şey ne aptal mı? Ne iman eder adam sonra? Ha, imanlıya abdestsize, vara yok der, yok etmeye çalışır. Sistem öyle çalışıyor. Vehim ise sol kulağımızdan şey yapar. Ervah gayri taybe, cinler, ervah habiseler, tamam mı? Girer, vehmimizi de o da bu da yoku var etmeye çalışıyor. Bu adam var ya senin için iyi düşünmüyor ha. Bak yoku var ediyor. O yapmıştır. Galiba sen kalp krizi geçireceksin. Altıya da bir bakayım ya kendime. Acaba kanser miyim? Hep bunlar. Bu vehim yapıyor. Vehim. Peki Allah niye verdi? İnce manaları idrak etmek için verilen bir sistem. Yani mesela tefekkür ederken ben şu anda Fatih'i yok edebilirim. Bak yok ettim. Var ettim. Yani tefekkür için bir zemin oluşturuyor vehim. Varı yoku var ediyor. Yani sistem öyle çalışıyor. Ama şeytan buraya müdahale ederse ki bu sefer yokları var yapar. Bak kanser olabilirsin. İyi değilsin. Allah seni cehennemine koyacak. Peki şeytan hep korkutur. Ümit verir mi Allah'tan? İşte bir kürsüye çıkan bir adam veya bir yerde vaaz eden adam hep Allah ile korkutuyorsa adınız gibi inanın ben ruhu bir psikolojiciyim. Burada tevazu yapmayacağım. Hangi tip adamdır o vaaz eden ki kürsüde konuşan adamım ben? Korkan adam korkutur. Şeytan çok korktuğu için korkutur. Tamam mı? Hani hep korku. Hep olumsuz. Dur ya. Dur Allah'ını seversen ya. Allah Allah. Dur. Cennetten bahsedip cehennem. Hep korku bize. Bak. Bak ne olur. Hep korku. Yok arkadaş. Sevgi bambaşka bir şeydir ya. Allah bu kainatı diyor. Bir sebebi vücudu muhabbettir diyor değil mi? Korku. Değil yani. Şimdi vehmi hastalık ise onun en müessir ilacı emniyet vermemektir. Yani ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. İlim, ilim. İlimsiz. İmam Ali diyor ki, cahil cennete gitse de onun yanında olmam diyor. Cahil, ilim şeydir, bir bilgi falan değil. İlim canlı ve ruhludur. Bir bir ruhani bir yapıdır. İlim böyle zannettiğimiz bir malumat falan değil. Enerjidir, enerji. Nasıl ki böyle bildiğiniz zaman bak canlı oluyorsun ya tak tak. Bir tane misal vereyim size. 15 sene alerjiden X-Y zon ve Singulair ilacını kullandım. Burnum patlardı bilmem ne olurdu. Hap şupur eski kasetlerde falan geçer. Peki nerede yaşlandığım halde daha kötü olmam lazım? Sonra kendimi tespit ettikçe, kendimi keşfettikçe, seyahat ettim içeriye bir baktım ki bana alerjilik dürtüsünü dürten o adamlarmış. 15 sene bana o ilacı içirdiler. Şimdi intikamımı alıyorum, keyfimi çıkarıyorum. Peki ne anlatıyorum size? Aldanmayın. Alerjinin temeli de o adamlar. Ustad diyor ki, halimi soranlara diyor, nazar ve ervah gayri taibe cihetiyle başıma gelen musibet diyor. Gözden çıkan şua var mı? Şua enerji tak diye koparıyor. Ha, vehmi, emniyet vermemek. Ama bilgi lazım. İşte ondan bu akşam bunu seçtim. Bilgi lazım. Sistem nasıl çalışıyor? Bilgi yetmiyor. İlk önce sistemi anlatacaksın. Sonra bu bilgi ne olduğunu kendisi tasdif edecek. Sistem böyle. Emniyet verdikçe o şişer, büyür. Emniyet vermesen küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmasalar dağılır. Uzattığımın farkındayım. Ama bitireyim. Hem karanlıkla gözüne sağlanan bir İpten gelen bir hayale emniyet verdikçe bir şişer. Mesela bak, tuvalete gideceksin. Arkada birisi var ha. Herhalde şey yap. Lambayı bir yak. Ne oldu? O korku nereden kaynaklanıyordu? Burası imal ediyordu. Bütün korkular böyledir. Böyledir. Korkunun yönünü bir anlatayım çok hoşunuza gidecek. Korkunun yönü gelecektir. Ahirete iman-ı bil ahiret arttıkça korku yok olur. Yakiniyetimiz artarsa ahirete, korkunun yönü gelecektir. Eylemin yönü geçmiştir. Ya ne yaptım ya?
Keşke yapmasaydım ya. Lanet olsun. Nereden yaptın? Hep geçmişten tahattür ettikçe elem alırsın. Geleceği yorumlayamadığından, izah edemediğinden, göremediğinden korku olur. Döndüm, ha hiç kimse yok. Lamba yaktım. Gördüm. Ha karanlık. Yani yorumlayamamaktan. İmanı bil ahiret. Şimdi sözde abi korkuyu anlatırken sanki iman tevhid noktasını anlatmıyor mu? Değil. Şöyle. Eşhedü en la ilahe illallah, Halik ve Rezak, ondan bahsediyor. İşte, fasık ve felis işte, korkar diyor. İşte o arkasında alır. Şimdi korkunun yönüne baktığın zaman geleceği izah edemediği için Rezak, Kaşir hepsini anlayacak. Ama zaten birbirine kopan bir şey değil. Mesela insan böyle yaslanıyor ya, bu nokta istinattır. Allah'a iman. Korkunun, yani Allah'sız zaten ahiret olmaz. İlk önce amentü billah da o. Şimdi ahiret izah edemiyor. Mesela Allah'ı biliyor. Allah'a iman etti. Ama ahiret hakkında yakınıyeti yok. O adam korkar gene. Allah'ı ne kadar bilirse bilsin. Ahireti çözmesi lazım. Ahirete imanı bil ahiret yakınıyeti artarsa o nispetle insan rahat eder. Bak şöyle diyeyim. Mesela bizim için gelecektir. Aynı zaman nasıl tutulacak? Ama ilim ehli için bir sene sonra ay nerede nasıl tutulacak? Kaç dakika sonra belli. Hani ilim ehli için gelecek yoktur. An gibidir. Hesap edilebilen her şey andadır. Cahiller için gelecek var. Allah Resulü için geçmiş gelecek. Yani hissiyat insani ruh seviyesini çıkarsa diyor kalp ve ruhun derece hayatına gir. Geçmişi geleceği anda görüyorsun. Anlamadım abi, bir daha. Bir daha söyleyeyim. An, yani adam hesaplamış 23 Ekim atıyor. 2015'te ay tutulacak. Ya zaman veriyor işte gelecek. Mesela işte anda belli onun için. Artık onun için şöyle. Ya ay ne zaman tutulacak falan beklemez. O kesin bilir. Ne yaptı o? Bir sene sonranın kesinliğini biliyor. Değil mi? İlim ona bu kesinliği veriyor. Ama biz ne yaparız? Bakarız, gözlemleriz, dikkat ederiz. Sonra tutulunca şaşırırız. O hesap yaptı. Ha bir dakika var, tutuldu. Evet tabii canım. Değil mi? Ha, ne yaptı? Benim için gelecek olan onun için hazırda malumdur. Ben bir sene sonra bileceğim bir şeyi o adam şimdi biliyor. Değil mi? Allah Resulü 1400 sene sonra keşfedilecek, fethedilecek İstanbul'u o zaman biliyordu. Değil mi? Ama Allah Resulü için andadır gelecek. Ne komutan hepsini tasvir ediyor değil mi? Mesela durdu, Mescid-i Aksa'yı tasvir etti miracı meselesinde. Ama onlar için bir aylık mesafe. Yani ilim arttıkça hazırdan çıkıyorsun. Kanatları geçmiş ve geleceğe geçiyor. Hissiyat insani ruh seviyesine çıkıyor. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçiyor. Ve geçmiş ve geleceği hazıran gibi görüyor. Onun için büyükler böyle bakıyor. Geçmişini görüyor. Hangi soydan geldiğini mi? Söylüyor sana. Ondan sonra diyor ki oğlum şey yapma bak başına şey gelecek. Demiyor. Senin bir hafta sonra bir ay sonra başına geleceğini adam çaktırmadan söyledi. Nereden biliyor? Değil mi? Söylüyor. Değil mi? Şöyle yapma. Şöyle gitme. Dinlemedi tak diye başına ay şeyhim vay ustadım vay abi falan. Ondan sonra kafayı vuruyoruz ama o nerede mi? Onlar hissiyat insanı hazırdan çıkıyor. Gaflet ne demek biliyor musun? Mazi ve müstakbelden alakayı kesip hazırana şimdiki zamana kanaat etmektir. Peki hata nedir? İki doğru arasındaki ara boşluğudur. Cehalet ara boşluğudur. İlim için, fizikçi için atom nedir? Ayağındır. Bunu bilir. Ama cahil için belli değil. Mesela dedim ya işte ay ne zaman tutulacağın ilim için şu anda belli. Ama cahil bir sene sonra bilecek. Onun şeyini biliyor. Yani ne kadar bu konuda kendimizi tanımlar, kendimize yatırım yaparsak, kendimizi ne kadar tanırsak, geçmiş gelecek anda hazır müşahede edersin o nispetle. Son cümlem olsun. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır, emret vermesen adi bir ipin yılan olmadığını görür. Başındaki telaşını güler yani Allah Allah birisi var beni tutuyor ne yap falan bir baktın kimse yokmuş. Cehalet işte. Cehalet korkunç bir karanlıktır. Bu vemi hastalık çok devam etse hakikaten inkılap eder. Veham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbe-i kubbe yapar. Kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veya insafsız doktorlara rast gelse hayret ya. Sen şimdiye kadar nasıl yaşadın ya? Allah Allah. Sen de bayağı güçlüymüşsün. Evet, doktora bak şimdi. Sen şimdiye kadar nasıl yaşadın? Zaten öldürdü yani. Veya
Hoca diyor, sahtekarlar var ya, uyduruklar onu. Hocam kendimde şey var, sıkıntı var. Ve annem ismi nedir falan. Senin ismin nedir? Allah Allah, hayret. Ne iş yapıyorsun sen? Kuyumcuyum. Ha, o zaman ya. Veya işte paralı olan bir iş. Allah Allah, sen nasıl yaşıyorsun ya? Ölesi sana sihir yaptılar ya. Zıkkımı kök yaptılar, hiçbir şey yaptılar. İnsan ya. Onun alametini sayayım. Bak, inandıracak. Sen çok eski bir köprünün altından geçtin. Ondan geçmediğimiz köprü mü var? Bir yere çok fena kafayı taktın, canın sıkıldı. Takmadınız mı var? Allah Allah. Bizim cehaletimizden istifade ediyorlar. Ne yaparmış? Habbi kube yapar, kuveyi vahimesi kırılır. Hususa merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder. Tamam, hemen ameliyat olman lazım. Hemen hemen. Bir şey olacağın yok ya. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya siyahatı gider. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Eğer soruyla, mevzuyla alakalı olursa çay faslında sorarsınız. El Fatiha, temas selavat.